Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı çizdiğimiz grafiklerdir. Bugün Kardemir Ağ, Turkas Petrol, Doğuş Otomotiv, Formet ve Yükselen Çeliği analiz edeceğiz. Kardemir Ağ ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi Kardemir Ağ'ın haftalık grafiğini açtığımızda biliyorsunuz arkadaşlar bu grafikleri şimdi borsaya yeni başlayan arkadaşlar için söyleyeyim. Bir hisse alacağınız zaman arkadaşlar örneğin yeni bir hisse alıyorsunuz. Öncelikle birinci kural grafik analizini bileceksiniz. Bu işin eğitimini alacaksınız arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Duyum hisselerle sağdan soldan işte şu yükselecek şu düşecek gibi duyumlarla yatırım kararınızı vermeyin. Eğer kendinizi bu alanda eğitmeyecekseniz de bankaların birçok yatırım fonları var. Onları araştırmanızı tavsiye ederim. Ama hisse üzerinden kazanç elde etmek istiyorsanız ki bunun için de eğitim almanız şarttır. Öncelikle bu kuralı söyleyeyim. İkinci kural geniş grafiklerine alacağınız hisselerin haftalık periyodunu açıp geniş perspektifte nereden nereye gittiğine mutlaka bakmanız gerekiyor. Şöyle kısa vadede grafiğin en sonuna bakıp da burada üçgen var, şurada dörtgen var, oba var, toba var diyerek yatırım yapılmaz. Bu da ikinci ve en önemli kuraldır. Şimdi haftalık grafikte Kardemir Ağ'ı açtığımızda yükselen kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz. Şu kanalları biz oluşturduk zaten. Şu an herhangi bir olumsuz durum yok. Şöyle geniş grafiğine baktığımızda da zaten burada şöyle devasa bir ikili dip ve bunun hedefinin orta uzun vadede çok yukarılarda olduğu zaten belli arkadaşlar. Şimdi ortalamalarına baktığımız zaman 5 haftalık siyah ortalamamızın EMA5'in üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Şu an geri çekilme durumunda 6.05 seviyesi basit teknik düzeltme seviyesidir. 6.05'e kadar panik yapacak bir durum yoktur. Çok olumsuz bir durum olursa 6.05 aşağıya kırılırsa 21 haftalık destek ve alt kanal desteği 5.31 kaya gibi bir destektir. Bu desteği artık kırması için ülkede mutlaka savaş çıkması lazım. Bundan başka bunun kırılacağını düşünmüyorum. Zaten şu seviyelere de 6.05'lere gelmesi de çok olası bir durum değil ama gelirse bu seviye mutlaka aklınızda olsun. Çünkü basit teknik düzeltme seviyesidir. Mumlara temas ederek gitmek ister. Mumlar ortalamalara temas ederek çıkmak ister. Güç toplar. Şimdi Ichimoku'sarla baktığımızda Ichimoku'nun tekniği çok güzel. King Kong indikatörümüze baktığımızda King Kong'da hayat kurtaran sinyaller veriyor. Şu mumda vermiş 2.60'larda. Ve hisse 2.60'larda buy verdikten sonra 6.82'lere kadar çıkmış. Gayet güzel. Şimdi günlükteki yakın destek seviyelerini söyleyeyim size. Günlükte tam EMA 21'den, 21 günlükten bakın güç almış ve tekrardan tepki vermiş. Yani şu an 6.15'in altına inmesi durumu olumsuz senaryodur ama 6.15'in altına inmezse de artık buradan şu an 6.23'te yukarıya doğru şu siyah ortalamayı da kesip 6.35'i yukarıya doğru kesip güzel bir şekilde çıkışına devam ettirir diye düşünüyorum. 6.35 çok basit bir dirençtir. Belki biraz zorlanabilir. 6.35'lerde 6.30'ları geçerken böyle bir ileri bir geri hareket yapabilir. Ama bunu burayı kırdığı zaman da güzellerlere gidecek görüntüsü var. Turkas Petrol'e bakalım haftalık grafikte. Şimdi Turkas Petrol'ün yükselen kanalı şu şekilde görüyorsunuz haftalık grafikte. Yükselen kanal içinde hareketine devam ediyor. Ve şurada da buna ana yükselen denir arkadaşlar. Şu gördüğünüz büyük mavi içindeki trende. Şurada gördüğünüz mor içindeki ara trendde. Burası da ara alçalan olarak geçer teknik tabirde. Ara alçalan trendtir. Şimdi bu trend içinde ara alçalan trendini bozmuş gerçi. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Haftalık grafikte kanal içinde devam ediyor. Bu kanalın alt destek noktası neresi? Hemen bakalım yatayla.
4.67'ler, 4.69, belki 4.60'a kadar geri çekilmesi normaldir. Bu kanala değmek isteyebilir, destek alıp tekrardan 4.60'lardan bir atak daha yapma ihtimali olabilir. Şimdi ortalamalarına baktığımızda 5 haftalık ortalamayı aşağı kırdığını görüyoruz. 4.88 artık bir direnç seviyesidir bu hisse için. 4.88'i yukarıya kıramazsa da aşağıya doğru 4.57'lere kadar gitmek ister. 4.57'ye kadar inerse de zaten, hatta 4.55 diyelim. 4.55'e kadar geri çekilip buradan tekrardan destek alıp çıkma eğilimi gösterebilir yukarıya doğru. Yukarıki seviyeler 5, 6 yani kanalın üst direncine doğru çıkış yapma ihtimali olabilir. Şimdi şöyle King Kong'da da açtığımızda buy sinyalini görüyoruz. Bunu da şu mumda vermiş. 4 TL mumunda vermiş arkadaşlar buy sinyalini. Şimdi günlükteki yakın destek noktasını göstereceğim size. Şimdi şuradaki olumsuz senaryo günlük grafikte siyah ortalamanın yani 5 günlüğün kırmızıyı yani 21 günlük ortalamayı aşağı kesmiş şu seviyede. 4.96'da aşağı kesmiş. Şu an ilk etapta bu hissenin yapması gereken 4.90 seviyesini yukarıya kesmek. Yani 21 günlük ortalamanın üzerine kendisini atmak. 4.91 bir direnç noktası olarak çıkabilir. Ama bu direnci geçtikten sonra rahat bir şekilde yukarıya doğru tırmanma ihtimali olabilir. Geri dönüşlerde de şu trend alt desteğini, kanal alt desteğini mutlaka takip edin. Bunu da aşağı kırmaması gerekiyor. Kırarsa da ona göre tedbirlerinizi alabilirsiniz. Şimdi Doğaç hissesine bakalım. Şimdi Doğaç hissesinde şöyle bir flama görüntüsü çizip bir hedef belirlemişiz. Zaten o hedefe neredeyse yaklaşmış gibi. Şöyle göstereyim. 37.48 TL'ye kadar çıkmış. Sonradan geri çekilmiş. Şu an 32.50'de. Bunun durumunu anlamak için biz bir ortalamayla bakalım. Şimdi 5 haftalık ortalamasına temas ederek gidiyor. Şu an tekniğinde bir bozulma yok. Tekniğe ne zaman bozulur? 29.90 TL'yi aşağı kırarsa olumsuz bir durumdan söz edebiliriz. 29.90'a kadar bir problem yok. Zaten buraya temas edip yükselmiş. Günlükte baktığımızda daha net görelim yakın desteklerini. Şu an tam destek noktasında tutunuyor arkadaşlar. Bakın siyah ortalama öyle bir tutmuş ki. Tam 32.50'de. 32.50'yi aşağı kırarsa 30.10'a kadar geri çekilmesi normaldir. Çünkü 21 günlükten destek alır. Ama 32.50'yi aşağı kırmazsa buradan tekrardan tepki verme ihtimali yüksektir Doğuş Otomotiv'in. Şu an 32.50 günlükteki tam destek noktası arkadaşlar. Tekniğinde çok problem yok. Şimdi Formet'e bakalım. Şu Formet borsaya yeni giren arkadaşları hayatından bezdiren, borsaya tövbe ettiren tahtalardan biri. Sebebi de şu saçma sapan grafik şekli. Yani böyle bir grafik yok. Yani tahta şuradan tamam 2.83'ten 8.75'e kadar gitmiş. Kazandırmış. Buradan şu satış ne? Yani bunun manası ne? Zaten bunu çoğu kişi biliyor sebebini de. Arkadaşlar bu tarz tahtalarda şimdi ben format için bir trend çizgisi çizdim. Şu çizgiyi uzatalım. Bunun altına inerse temkinli olun. Bu noktada neresi? Bu noktada 4.20'li seviyeler. 4.20'nin altına inmemesi gerekiyor. 4.20'ye kadar geri çekilip şu trend desteğinden güç alıp tepki vermesini bekleriz. Şöyle bir geniş baktığım zaman zaten manipülasyona uğrayan bir görüntüsü de var. Çok temkinli olun. Ortalamalarına baktığımızda tam 21 haftalık ortalama üzerinde tutunuyor. Destek noktası tutmuş. Burayı zaten kırması tehlikeli olur. Yani 4.60 TL'yi kırmaması lazım. Buradan tepki vermesi gerekiyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? 21 haftanın tam üzerinde. Şimdi buradan bir tepki verirse çok güzel olur. Vermezse de şu trend desteğine kadar inip 4.20'lerden artık bir tepki vermesi beklenir. Çünkü tam destek seviyesi tutuyor.
Buna bir de Ichimoku'yla bakalım. Şimdi bak, ortalamaların altına inmiş. Kyujin-sen ve Tenkan-sen'in altına inmiş. Parabolik sarı noktaları da mumların üstünde olduğu için olumsuz bir senaryo. Ya yani bulut desteğine de çok var arada fark. Umarım yakın zamanda toparlar. Günlükte baktığımız zaman tam da bulut desteğinde aslında günlükte. Arkadaşlar burası destek seviyesi gibi duruyor. Umarım buradan tepki verir göründüğü kadarıyla. Şu siyahın kırmızıyı aşağı kesmesi günlükte de kötü bir durum. Bir an önce 4.87'nin üstüne kendini atması ve burada güçlü kalması lazım. 4.88'lerin üstüne kendini atması lazım. Tekniğini çok iyi görmedim. Yükselen çelik. Yükselen çelik arkadaşlar iyi yükselmiş ve burada benim gördüğümü siz de görüyorsanız şuradaki boyun çizgisinin kırılmaması gerektiğini görmüşsünüzdür. Ne formasyonu var burada arkadaşlar? İkili tepe değil mi? Yani bu çalışırsa şuradaki boyun çizgisi kırılırsa 4.50'deki burası bildiğimiz ikili tepe ve artık satış verme ihtimali olabilir. Ama aması şu. Şu an tam ortalama desteğinde 5 haftalık. Bu 5.24'ten yukarıya doğru tepki verip 6.5'lara kadar çıkarsa yukarıya çıkma potansiyeli olabilir. Tekrardan bakın. Buradan tepki vermesi lazım. Ama yok, buradan tepki vermeyip şu kırmızı ortalamamızı da aşağı keserse, yani 4.80'leri aşağıya keserse buna artık bir ikili tepe diyebiliriz. Şu an görüntüsü benziyor ama tam diyemiyoruz. Çünkü 4.50 TL'deki boyun çizgisinin aşağı kırılması lazım. İkili tepe formasyonunun tamamlanabilmesi için. Ama görüntü ona benziyor. Tek tepki vermesi gerekiyor şu an. Ichimoku sarla baktığımızda 9 barlık ve 26 barlık Tenkan-sen ve Kyujin-sen arasında sıkışmış mı görüyoruz. Olumlu senaryo için Tenkan-sen'in yani mavi ortalamanın üzerine kendini atması lazım. Olumsuz senaryoda kırmızının altına kırılması. Ichimoku sarla da arkadaşlar bunu takip etmeniz gerekiyor. Bu indikatörlerin hepsi eğitim setimizde de mevcuttur. Kurulumları, kullanımları ve kaynak kodları mevcuttur. DM üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Parabolik sarımız mumların altında, bu olumlu. Ama dediğim gibi ortalamaların altına kırılmaması gerekiyor. Bir de günlükteki ortalamalarına bakalım. Günlükte de tam destek noktasında 21 günlük EMA 21 tutmuş. 5.24 destek seviyesidir. Haftalıkta da 5 haftalık yani siyah ortalamada tutunuyor, görüyordunuz değil mi? 5.24'ün altına kırması problem olur. Buradan tepki vermesi beklenir bunun. Tepki vermezse de şu ikili tepeyi de onaylarsa arkadaşlar problem var demektir. Onu da söyleyeyim size. Umarım 5.24'ten tepki verir ve 6.5'lara kadar yükselir. Her zaman temkinli olun. Ona göre stop seviyelerinizi de belirleyebilirsiniz. Bugünkü hisseler bu kadar. İstediğiniz hisse varsa, yorumlamamı istediğiniz, bu postun altına yorum olarak yazıp postu beğenip kaydederseniz arkadaşlar listeme alıyorum hepsini, hisseleri. Ve sırası geldiği zaman analiz yapıyoruz. Yoğunluk var, gecikme olabilir, kusura bakmayın. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.